Songül ve Nilgün Hanımlar arasında neden tansiyon yükseldi? Kritiklerde ben seni savunacaktım. Sen bana sus sus dedin. Sen beni böyle savunma yaptım. Nilgün. Senin savunmak değil ki. Hayır, ben samimiyetine inanmıyorum. Onun için savunmasın. Yoksa savunabilir. İnanmıyor musun sen? Hayır, inanmıyorum. Güçlü bir karakter Reyhan. Şimdi ben size ne dedim? Çok güvenmeyin dedim, değil mi? Kimse kimseye burada güvenmesin. Şimdi ne oldu? Yağnur sana geldi. Nilgün Hanım sana doğru geldi. Çünkü sen güçlü bir karaktersin. Yağnur akıllı bir kız. Nereye oynayacağını biliyor. Hayır. Evet, akıllı bir kız. Yağnur çok akıllı. Siz Yağnur'u büyük rakip gördüğünüz için... Hayır, rakip görmüyoruz. Ondan hayatım. Başka Nilgün bir şey Hanım. Yok. Yağnur nereye oynayacağını çok iyi biliyor. Nasıl oynamak ya? Çok dikişleri var. Aşırı o zaman siz tepkileri... oynuyorsunuz. Ben oynamam. Ben Songül 55 Hanım, yaşındayım. Siz neden oynayayım ben? Şu anda. Ben oyuncu muyum oynayayım? Reyhan yoksa Hanım'la beraber oynuyorsunuz. Ben oyun oynamıyorum burada. Siz bana burada. Oyuncu diyemezsiniz. Oyun oynamıyorum ben Hayır. burada. Şimdi siz ben bana, neysem oyum. Sizin bakın sizin ancak böyle bam telinize basıldığı an siz geliniz de öyle. Beni şu anda siz hayır. o kadar bir yükselttiniz ki evet. yani o anda ne yaptınız? Kendinizi belli ettiniz. Duruşunuzu ya, bana karşı duruşunuzu şu anda belli ettiniz. Öyle mi? Şimdi orada çıkıyor sizin. Çünkü sizden çıkıyor. Negatif elektrik alıyorum olabilir mi? Olabilir. Ha, ben sizden çok negatif elektrik alıyorum. Ne oldu ki ne? Ne kadar kişiselleştirmişsin Songül Tey. Fevri gördüm tavrını. Dönüp de bana sen oynuyorsun deyince bana oyuncu muamelesi yapınca. Siz bana deyince ben sen de burada diyeceğim. Çok iddialısın Songül Teyze. Biraz önce iddialı kaybetmişsin. Ne yapalım Yağmur biz iddialı Sustun. Değiliz. Sen iddialısın. Sen iyisin, sen hoşsun kızım. Ben iyisin, sen hoşsun konuş, demek istemiyorum. Biz susalım, tamam diyelim. Gelinim iyi değil, ben hakikaten iyi değilim. Ya. Yani hep siz iyisiniz. Kayınvaliden çok hanımefendi. Biz hiç hanımefendi değiliz. Ne yapalım çocuğum? Hep size tamam mı diyeceğiz? Bak Songül teyzeciğim. Bak kayınvalidenin orada arkada sen bana Songül teyze seni çok seviyorum diyorsun. Evet aynen öpüyorsun. Hepinizi buraya seviyorum. Buraya geliyorsun benle böyle oluyorsun. Niye seninle ben orkada, böyle olayım? Ezgi'yi neden baştan beri tutuyorum? Ne diyorum öpüyorum. Songül gerçekten teyzeciğim. Duruşunu. Bak ben şimdi sana kızımız da geldi duruşu belli. Ama sen bir öyle bir böyle deme. Bir öyle bir böyle ya değilim. Ya öyle olduğun gibi ben görün ya göründüğün gibi ben ol. Ben öyle bir tamam öyle mı kızım? Şimdi Songül teyzenden sen negatif elektrik alabilirsin. Sevmek zorunda da değilsin. Ben de seni sevmek zorunda değilim. Sen şimdi hata yapabilirsin ama annenin öyle bir lüksü yok. Annenin benimle böyle dilleşmesine gerek yok. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tamam mı? Ama annem bana öyle bir lafı atıyor. Yani. Kenara çekiliyor. Sessiz hanımefendi. Songül konuştu mu? Songül bu sefer kötü, sert bir imaj. Hayır ben o değilim. Hiçbir şey yokken ortada. Reyhan Hanım'ı, yalanın var mı Reyhan Hanım? Songül yok. Hanım da oradaydı. Songül Hanım da buradaydı. Hanım, bütün kameralar bunları görüyor. Ha. Siz öyle demeyin. Aha. Buyurun. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Kameralar görüyor. Siz dedi, beraber dedi oluyorsunuz dedi. Ben de dedim Yağnur'la ki... Yağnur'la beraber ha, dedi Reyhan Hanım'la yapıyor. Ben de dedim yapıyor. Ki Songül Reyhan Hanım sen dedim. Müdahale etme. Songül Hanım'cım dedim. Dün dedim seni böyle dürttüm. Hani seni savunmak istedim ama dedim... Sen hani fırsat vermedin onu dedi. Bir olayda beni savunmuşum, ben onu samimi bulmam. Sen sürekli peki böyle zaman, çıkış, ondan sonra beni samimi bulma. Ben de sizi bulma. Samimi bulma. Belki öyle bir şey için tamam. davranmış olabilir, sizi iyi niyetinden olabilir mi veyahut da başka i̇yi bir şey var. İyi niyetli insan açık olur. Sonra bu kız bana ne yanaştı, ne geldi. Aksine ben gittim kıza. Gönlüme taht kurdum. Yağmur ağlıyor musun? Manevi ağlıyorum kızım artık. Oldu benim yani. Ağlıyorsun ama. Streslendim. Ağlama, niye ağlıyorsun? Ağlama. Ya ben Yağnur'u burada tanıdım. Gerçekten içi dışı bir olan arkada, önde, kamera arkası. Kızı bence bir önceki yarışmacılar kızı çok yanlış tanıttılar seyirciye. Gerçekten bak yemin ediyorum adımı nasıl Reyhan biliyorsam Yağmur'u da o kadar dürüst biliyorum. Onu da manevi kızım olarak seçtim. Zaten kızım yok. Gönlüme taht kurdu. Lütfen ne olur bak beni sevenler dikkate alsınlar. Kıza rencide edecek hiçbir şey yazmasınlar. Hak etmiyor. Gerçekten ben çok üzülüyorum. O kadar hak eden insanlar varken neden Yağnur? Bence Yağnur'u kıskandılar. Halka böyle tanıttılar. Ama Yağnur'un kalbi pırlanta ya.
Hemen ağlıyor ya. Ya ağlayabilir insanlar. Ben tamam, de ağlayabilirim. Neden ağlıyorum? Biz en güçlü karakter de ağlayabilirim. Biz 1,5 aydır niye öyle diyorsunuz ya? Ya yapmayın Allah aşkına. Sürekli Yağmur, Yağmur, Yağmur. Sizin Yağmur, geçen kayınvaliden... Yani birbirimizi... Kayınvalide, daha önceden de kayınvalidelerle hiçbirbirimize laf söylemedik. Gençler daha çok tartışıyordu. Ama burada Songül Hanım geldikten sonra daha gergin bir kayınvalidelerde ortam oldu. Geçen hafta da... Benim sevmemiş olabilir misin? Reyhan Hanım, yok sevmekle değil. Siz yanlış anlıyorsunuz. Hayır, Songül arkada Hanım değilsiniz ya. Ama Songül Hanım dedi ki... Ben kimseyle dost olmaya, arkadaş olmaya gelmedim, yarışmaya tamam, geldim rakip, dedi. Rakibiz zaten ya. Yarışmak söyledim. Farklı bir şey. Hepimiz yarışıyoruz tamam, da yarışırız. Kırıcı olarak. Yani iyi insanlar gittikten sonra aranır biliyor musun? Evet. Sen burada gideceksin. Songül teyze, seni kırmak istemiyorum. Yine söylüyorum. Seninle alakalı fikir ayrılığına olabilir ilk günlerde ama sen ona şimdi da... Şimdi bunu kabul etmiyorsunuz işte. Hayır diyorsunuz sen kabul ki, etmiyorsun. Diyorsun ki başından hayır, beri bak, sen Reyhan'ı tutuyordun. Bak, beni tutma. Gelen sen kayınvalideler sessiz kalmış. Tamam gelinler konuşmuş olabilir. Neden bir kayınvalide konuşamaz mı? O zaman kötü bir imaj mı? Başka bir şey söylüyorum. Ben sana kötü kayınvalidenin birisi teyze kalkıp da böyle Songül gerçekleri teyze söylediği zaman kötü mü oluyor onu anlamıyorum ben. Songül teyzeciğim ben şunu diyorum. Diyorsun ya kayınvalideme sen Reyhan'ı başından beri tutuyorsun. Sen beni savunma. Kapanıyor. Biz onu kapadık kayınvaliden cevap verdi. Ya. Kayınvalide. Niye onları bak Sina'da konuşmasın. Sen çünkü de konuşma. Neden anne biliyor musun? Heh. Dedikleri gibi çok akıllıyım. Çünkü ben noktaları buluyorum, söylüyorum ya. O yüzden konuşturtmuyorlar. Aynen. Tamam. O yüzden. Çok akıllı. Teşekkür ederim. Bu böyle gitmez artık. Bu mümkün devamı biliyorsun gider aynen bu sabah karşı. Aynen.